Çok tipik bir anal fistül vakasını görüyoruz. Bakın, bu bir dış ağız dediğimiz durum. Maşat bölgesi. Bu dış ağızdan içeri doğru bir tünel ilerliyor ve makatın içine doğru açılıyor. Bir yol düşünün. Yol içeride cildin altında makatın içine doğru gidiyor. İçeriden giren o sekresyon ve bakteriler eğer dış ağız kapalıysa dışarı çıkamayacağı için burada bakın gördüğünüz gibi. Çünkü bu enfeksiyon kontrolden çıktığında hastada kolostomi dediğimiz kalın bağırsağın dışarı açılmasına kadar ciddi bir komplikasyona yol açabilir. Tuvalette uzun süre oturan insanlarda hemoroidal hastalık sık görülür. Anal füstür dediğimiz makat çatlağı sık görülür. Hemoroidal hastalık ve anal füstür de o bölgedeki salgı bezlerinde bozukluk, o bölgedeki bakterilerin çatlak bölgelerinden cilt altına ve perianal bölge dediğimiz makat çevresine geçişini kolaylaştırır. Yani dolaylı olarak uzun süre tuvalette beklemek anal füstür dediğimiz makat çatlağı ve hemoroidal hastalığa yol açacağı için bunlar sonrasında gelişebilecek bir apsiye yol açabilir. Yani ikinci planda perianal apsiye yol açabilir. Tedavi süreci şöyle, öncelikle hastanın böyle bir durumda yani makat çevresinde bir kızarıklık, şişlik, sertlik, hassasiyet fark ettiğinde hızlıca mutlaka bir hastaneye ve genel cerrah uzmanına gelmesi gerekiyor. Çünkü burada saatlerin, günlerin önemi vardır. O bölge çok kirli olduğu için ve direkt bağırsak içi ile ilişkili bir durum olduğu için ve yoğun kolon bakterisi bulunduğu için hızlıca ilerleyen apseler ve sonuçta bizim fornier dediğimiz kontrolden çıkan enfeksiyonlara kadar yol açabilir. Tedavide en önemli kısım fistülün tipidir. Yüzeyel olabilir, submukozal dediğimiz yüzeyel fistüller, transfikterik dediğimiz bu büyük abses tutmasını sağlayan kasları ortadan geçen fistül tipleri. Bir de bu kasların üstünden atlayan, makatın içine doğru daha yukarıda seyreden suprasifinktirik füstürler vardır. Ayrıca makat bölgesinin bir tarafından örneğin sağdan başlayıp arkaya ve sola doğru geçen atnalı füstürler de vardır. Tedavi tamamen hastanın geldiği andaki klinik bulguları, apsenin varlığı, füstürün tipi ve görüntülemeye göre yapılmaktadır. Biz genelde seton dediğimiz bir yöntem uyguluyoruz. Burada fistülün dış ağzından başlayıp kasa kadar olan kısmını çıkartıp kası içine alan kısmına bir lastik koyuyoruz. Bu lastik 3 ile 6 aya kadar kalıyor ve bir sonraki ameliyatta ne kadar kasın bu fistülden traktından kurtulduğuna bağlı olarak füstülotomi dediğimiz kesme işlemini yapabiliyoruz.